Şimdi biraz daha aslında şöyle bir dünya turu yapacağız diyelim. Orta Doğu'ya bakacağız. Evet, Ukrayna Ukrayna'daki savaşı konuşuyoruz ama bayağı kuvvetli dünya'nın bir farklı noktalarında da bazı gerginlik alanları var. Oraları konuşacağız. Cuma günü değerlendirmiştik. Yani mesela Sırbistan ve Kosova arasında ne olabilir önümüzdeki günlerde? Çin, Tayvan bölgesinde ne görebiliriz? Finlandiya, İsveç şimdi NATO'ya üye olacak mı? Olma adımı atarsa Rusya'nın tehdidi var. Orada ne olabilir? E, bunu konuşacağız ama önce Orta Doğu diyelim. E, Mete Bey buyurun sizinle bu birlikte bakalım. Bu grafikler sizin arkadaşlar mı söylüyor? Evet. Geçen sefer buğday vardı hatırlarsınız. Buğday vardı. Şimdi gördüğünüz gibi varil varil petrol evet. var. <laughs> evet. Brent Hem de petrol, varillerin fiyatlar. yanında patlayıcılar falan var. Yani bayağı işi <laughs> Grafik servisimiz Grafik hazırlıyor. servisi bayağı Şimdi, iyi yapıyor. E, ben müsaadenizle iki gelişme üzerinde durarak aslında bunu e, konuşuyoruz, konuşacağız daha doğrusu. Şöyle ki değerlendirmiştik ayrı ayrı e, Erbil'e yönelik saldırı İran kanadından gelen... E, ve cuma akşamı konuşmuştuk biz yine akıl çemberinde CNN Türk ekranlarında Yemen'deki İran destekli Husilerin düzenlediği saldırı sonucu Suudi Arabistan Cidde'de bulunan Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinde çıkan yangın. İkisi de İran kaynaklı Şimdi ne anlama geliyor bu gelişmeler? Orta Doğu'da ne görebiliriz? Güç kaybeden bir Rusya söz konusu olursa, Ukrayna savaşında e, yıpranan bu bölgedeki denklemlere nasıl yansır? Suriye özelinde mesela e, neler yaşanabilir? Buyurun sizi dinleyelim ama öncelikle İran bunları niye yapıyor? Nasıl bir sinyal veriyor? Yani şimdi. E... İran hangi e, cephede yer alıyor? Bir defa onu bir netleştirelim. Netleştirelim, buyurun. Ee, İran bir taraftan Çin'le ilişkilerini e, arttırırken hem savunma işbirliği anlaşmalarıyla, hem petrol anlaşmalarıyla, hem de boru hatlarıyla, doğal gaz sevkiyatlarıyla İran ve aynı zamanda e, Çin'in İran'daki yatırımları konusunda çok ciddi bir partner. İkinci büyük partneri kim? Rusya. Rusya ile birçok konuda stratejik işbirliği içerisinde. Hatta bununla ilgili e, imzaladıkları savunma işbirliği anlaşmaları var. E, yine İran, e, Suriye'de e, Rusya ile beraber ortak çalışıyor. O zaman şöyle diyelim mi? Bugünkü yaşanan e, süreçin içerisinde Rusya'nın başına ne gelecekse gelsin, aslında e, ikinci büyük domina taşı, İran. Yani Rusya'nın zayıflaması, Rusya'nın politik olarak geriye doğru evrilmesinin maliyetlerinden bir tanesi arayı kapatmak için çok daha fazla çaba sarf etmesi gereken ülke İran. O yüzden de İran e, coğrafyada e, hani Sovyetler Sovyetler diyorum. Rusya'nın Rusya. düşmesi ve zayıflamasını beklemez. Tam tersine elinden geldiği kadar Rusya'nın yanında yer alabilecek olan atılımların içinde olur. Biz bunları nerede gördük? Şimdi Suriye'den yukarıya doğru giden, savaşmak için giden kişileri gördük hatırlarsanız. Peki o zaman soruyu ben sor şöyle sorayım. Suriye kendi topraklarını koruyamaz bir durumdayken nasıl olur da, bu coğrafyadan kendi coğrafyasından yukarıya kadar asker gönderebilir. Gönderemez. Bunun bir tek alternatif var. İran işin dışında çünkü nükleer görüşmelerinde belli bir noktaya geldiği için savaşın görünen tarafı olmadığı için zaten potansiyel tehlike olarak görünen ve potansiyel olarak zaten tecrit altına almış olan Suriye menşeli, Suriye üniforması e, giymiş kişilerin gönderilmesi çok daha mantıklıydı. Ama buradaki açığı kim kapatıyor? Buradaki açılığı İran, İran kapatıyor. İran yanlısı milisler, Hizbullah dahil olmak üzere, Afganistan'dan veya Suriye'den, Suriye'den diyorum Yemen dahil olmak üzere, birçok coğrafyadan getirilen paralı askerlerin, milislerin çoğu Suriye'deki bu açığı kapatılıyor. Ne kadarlık bir açıktan bahsediyoruz? Yani Suriye'den söylenen rakam, 10 ile 15 bin civarında bir grubun Ukrayna Savaşı için bölgeye gönderileceği. O zaman yani Bunun İran etkisi söyledim. mi artıyor? Efendim? Suriye'de şu anda İran etkisi mi artıyor? Böyle. E zaten etkisi vardı ama ben ha, şöyle yani söylüyorum. Daha da güçleniyor anladığım kadarıyla. Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz e, Ukrayna'ya bakarken, Ukrayna'yı Ukrayna değerlendirirken e, Suriye'nin bu olayın dışında kaldığını düşünmeyin diye söylüyorum. İran'ın bu olayın dışında kaldığını düşünmeyin diye söylüyorum. Hatta Suudi Arabistan, Çin e, hikayesi de bununla ilgili ilişkili. Hatırlayın daha bu olaylar daha başlamadan önce Birleşik Arap Emirlikleri ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir kriz yaşanmış hatırlıyor musunuz? Birleşik Arap Emirlikleri'ne verilecek olan silahları Biden iptal etmişti. Demişti ki Trump döneminde imzalanan anlaşmada verilecek olan F-35'ler daha hiçbirini verilmemesini istiyorum demişti. Yani dondurmuştu e, gönderilmesine. Ne zamana kadar? Birleşik Arap Emirlikleri'de e, bir liman yapılacaktı. Çin tarafından bu limanın yapımı durduruldu ve arkasından o dondurulan e, şey silah Silahlan açıldı. Sonra ne oldu? Suudi Arabistan bir anda durup dururken e, Çinle ki Geçmişte iki büyük bu lafı eden kişi vardı. İkisi de çok ağır bedeller ödediler. Bunlardan bir tanesi Saddam'dı, diğeri Kaddafi'ydi. İkisi de bundan sonra e, petrolü e, dolar üzerinden değil, euro üzerinden satacağım beyanatından çok kısa bir süre sonra devrildiler. Tam ona benzer bir dönemde Suudi Arabistan aynı Rusya'nın olduğu şekilde ben size doğal gazı rubleyle satıyorum, bana ruble üzerine ödeyeceksiniz dediği bir dönemde, Suudi Arabistan'da çıkıp, ki yapmaması gereken bir durum, yani bu kadar gerginlik varken, dedi ki biz Çin'le Yuan üzerinden e, petrol satışı üzerinde konuşuyoruz. Ve biz arkasından seri bir şekilde ne gördük? Birleşik Arap Emirlikleri'nin üzerinde, şeyde Suudi Arabistan'da görülen yerlerde işte büyük, daha önce var mıydı? Vardı tabii ki. Daha önce de bu saldırılar devam ediyordu. Ama bir anda çok daha isabetli bir şekilde vuruşlar yapan e, kamikaze Ama saldırılarını gördük. Şey bu Suudi Arabistan o zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etmiş olduğu Yuan açıklamasıyla değil mi? Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. E peki Çünkü sonuçta Amerika Birleşik Devletleri e, dolar üzerindeki hakimiyetini e, yalnızca doların rezerv para olmasından değil, dolaşımdaki emtia Piyasasında da doların kullanmasından elde ediyor. Peki ama bu e, Saudi Aramco'ya son saldırı husilerden yani Yemen'deki İran destekli kanattan geldi. Bunu nasıl nasıl okuyacağız? Ya ben de Nereye işte ben de size ben de size onu söylüyorum. E, coğrafyanın içinde kimin kiminle çalıştığını netleştirebilecek olan e, bir pozisyon var mı? Yok. Yok. Yani siz. Şöyle söyleyeyim ben size istihbarat anlamında nasıl yapıldığını söyle, anlatmak adına söylüyorum. Siz çok e, milliyetçi bir husisiniz ve o sırada e, odak noktanız e, Yemen'deki savaş. Size birisi geliyor, diyor ki kardeşim biz de sizin davanıza çok önem veriyoruz ve aslında bu işin finans merkezlerinden bir tanesi Suudi Arabistan ve siz Suudi Arabistan'a e, etki yapmak zorundasınız. Size bununla ilgili kaynak aktarmaya şu anda hazırız. Sizin karşınızda gördüğünüz, gibi, sizin davanıza inandığınız bir şahısla karşılaşıyorsunuz. Ama o şahısın arkasında başka bir istihbarat servisi var. Size yönlendiren, sizi kanalize eden ve sizi motive eden. Ve siz onunla muhatap olduğunu zannettiğiniz kişi aslında o değil. Ve siz bir anda dönüyorsunuz Suudi Arabistan'a saldırıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki nasıl oluyor, Yemen'i, Yemeni nasıl organize edebilir? Adam şey yapmıyor ki, hani Amerikan üniformasıyla gelip siz bundan sonra Suudi Arabistan'a saldıracaksınız demiyor ki. Öyle bir şey yok, istihbarat mantığı yok. Size basit bir örnek, geçen günlerde çıktı, hatırlar mısınız? İran'daki çok önemli bir cumhurbaşkanı, şu andaki cumhurbaşkanının yanındaki bulunan en sadık kişi, ki geçmişte İsrail vatandaşı olup işte bu konulara en fazla İsrail uyguladığı politikalar sert tavır gösterdiğini söylenen ve yanlarına aldıkları kişi ne çıktı? Mossad'ın ajanı çıktı. Kendisi açıkladı. Siz yanınıza aldığınız kişiyi İran milliyetçiliği yapan ve İsrail karşıtı olarak görebilirsiniz. Bir anda Ama aslında onun olmadığını çok net bir şekilde farklı şekilde algılayabilirsiniz. Sizi yönlendirenler sizin size karşı olan kimlikle gelmezler zaten. Sizin Bilmiyorum. politikanızı destekleyen kimlikle gelirler. Örnekleri çok vardır. Irak'taki Saddam'a kuvveti işgal ettirenler. Şeyle mi geldiler? Yani e, farklı görüşte oldukları için geldiler. Hayır, en yakın sadık adamları, ona en yakın politikayı yönlendirenler onu farklı istihbarat bilgisiyle ve diğerleriyle yönlendirip kuvvete yönlendirip düşüşündeki en önemli kul var. açtılar kendilerine. Şimdi Suudi Siz, Arabistan hikayesine de <laughs> baktığınızda Yuan sizden, hikayesinin Pardon. Hulki Bey bir şey ekleyecek galiba. E, e, sizden gibi gözükerek. Evet. Evet, yani. aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> ee, ben şöyle söyleyeyim. Suudi Arabistan'ın nasıl oldu da e, en önemli partneri ve Amerika'ya en yakın olan ee, aile ve sistemi ayakta tutan da Amerika desteği olduğunu bildiği halde, bakın bu çok önemli. Nasıl oldu da Yuan hamlesi yapma gereği hissetti? Hadi bu soruyu tartışın bence. Nasıl oldu? Var mı buna cevabımız? Efendim. Var mı buna cevabımız? Valla e, Orta Doğu'da ilginç şeyler oluyor. Yani ortada da o da ilginç bir değişim oluyor. Suudi Arabistan, Suudi Arabistan'daki kraliyet ailesi ayakta durmalarının en önemli aktörü olan Amerika'nın rezerv para hikayesine bu kadar büyük saldırıyı nasıl? yapmayı nasıl düşünebilirler? Bir de öte yandan tabii bunları birer birer konuşmak çok önemli. Fakat düşündüğünüzde petrol kaynaklarından söz ediyoruz aslında, değil mi? Yani işte Aramco, Saudi Aramco vesaire. E zaten Türkiye'de akaryakıtla ilgili son dönemde işte zamlar üzerinden konuşuyoruz, dünya genelindeki bu fiyat artışlarını konuşuyoruz. Mesela burada başka krizler doğması ilerleyen günlerde bizim petrol fiyatları ile ilgili daha hazin tablolarla yüz yüze kalmamıza sebep olabilir mi dünya olarak gibi de bir soru var önümüzde. Yani burada yaşanacak büyük bir krizden mi evet. bahsediyoruz? Yani şunu söyleyeyim, e, yerine koyacakları, yerine koyulabilecek olan kaynaklar nereden gelecek? Ve bu kaynakların alternatifleri nedir sorusuyla başlayalım. Ben şöyle söyleyeyim, Suudi Arabistan'ın da içinde yer aldığı bölgesel bir e, problem açıkçası... E, Petrolün çıkış güzergahları olarak söylediğimiz bu körfezden çıkışı zorlaştıracağı için zaten e, ne yaparsanız yapın pahalanacaktır. Çünkü Suudi Arabistan tek başına yangını yaşamayacaktır. Tabii. Yani Burada yaşanacak olan bir yangının e, bu coğrafyada etkilerini e, göz ardı etmek mümkün değil. Ama bir kez daha söylüyorum. Suudi Arabistan bu kadar Amerikan yanında yer alırken... Politika değiştirmek için ne sebep vardı da bu politika değişti gitmeye onu ikna edebildiler. Yuanla satış yapma istek ve arzusu nasıl oluşturabildi sorusu bence Ukrayna savaşı kadar sorusu önemli. kadar nasıl çıktı sorusu kadar önemli. bence önemli. Çünkü ilginç şeyler yaşanıyor. Bakın Çinde yaşanan atılarsanız Çinde yaşanan süreci. E, okurken diyorduk ki ya buradaki bir, bir bu kadar malın e, işte gıdanın biriktirmesinin bir nedeni olması gerekiyorduk. Hatırlıyor musunuz? Evet tabi stokların. Stokların. Ve bu stokların oluşmasıyla ilgili daha sonra gördük ki nerede patladı kriz? Ukrayna'da patladı. Biz konuştuğumuzda daha Ukrayna savaş başlamamıştı. Hatta Ukrayna'nın kuşatılması bile başlamamıştı. Ama sanki Hatta sadece, şey tartışma bile yoktu. Sadece orayı gözeterek yapılmış bir stok gibi durmuyor. O kadar Hayır, bakın, büyük bir stoktan bahsediyoruz ki devamı da başka Neş, yerlerde devam, gelecek mi acaba? Ben yani. çalışıyorum. Evet. O zaman gelin şunu şey yapalım. Suudi Arabistan'ın yuan satış yapma ihtiyacı hissetmiş olması, kendi evet. içinde pakların dağılması, kendi paklarını ve ittifaklarının oluşacağı yeni bir düzene doğru mu gidiyoruz? Bu düzenin içerisinde herkes... E, herkesin evet. önüne bir tablo koydu ve mi zorlanıyor. Evet. Ülkeler mi zorlanıyor. Peki Hulki Bey bir şey ekleyecek zannediyorum burada ya da bu evet. soruyla ilgili bir cevabı var belki. Evet. Buyurun. Bu sorunun, bu sorunun kısmen yanıtı veriliyor. Ne kadar doğrudur bile, bilemeyiz ama önümüzdeki günlerde ortaya net olarak çıkacaktır. O da şu. Bu İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda gazeteci gazeteci Kaşıkçı'nın başına gelen katliam, adamın adamcağızın öldürülmesi, kesilip biçilmesinden sonra Amerika'nın Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne Amerika'da davalar açtığı ve Veliaht Prensin bundan vazgeçin, bunları kaldırın ortadan diye ısrarlı taleplerine karşın kaldırmaması üzerine Suudi Arabistan'ın özellikle bu tür tavırlara girdiği söyleniyor bu geçici bir tavır mıdır? E, fırsattan istifade kendi durumunu kurtarmak ve e, Biden'a Biden'a karşı kendisine muhatap muhatap aldırmak ama <laughs> pardon. Evet. Kendisini muhatap aldırmak bakımından attığı kendisine adımlar mıdır diyecek. Aldırmak amacını mı gidiyor? Ona bakmak gerekiyor. Çünkü Biden'ın veliaht prens yerine daha çok işte 80 küsur yaşındaki Suudi Arabistan kralıyla devletler üzerinden muhataplık geliştirdiği söyleniyor. Veliaht Prens'in de bundan rahatsız olduğu, burada kral benim Türkçesi, burada kral ve devlet benim dediği söyleniyor. Bu, bu tavırdan kaynaklanıyor olabilir. Bunu ileri sürenler var. Bu arada Putin'in söylediği başka bir sözü de dikkate, dikkate almak ve hatırlamamız gerekiyor. O da şu, Putin dedi ki birkaç gün içinde, e, Rusya'nın döviz rezervlerinin tamamı, altın rezervlerinin dedi galiba, tamamı Rus Merkez Bankası'nda dedi. Pek çok ülkenin ki Amerika'da biliyorsunuz. Amerika bir de milleti böyle kandırmış. Orada bende tutun bunları diyor. Sık mesela Saddam'ın da öyleydi, öteki ülkelerin de öyleydi. Sıkıştığı zaman kendi ülkesine el koyuyor bunlara. Ya böyle bir nasıl bir bu akşam Amerika'ya çok ağır sözler söyledim e, ee, söylemeyeyim artık. Şimdi e, Rusya buna tedbir almış. Bütün altın rezervlerimiz Rusya Merkez Bankası'ndadır diyor. E, o da süper bir güç. Demek ki tedbirini almış. Şimdi e, bundan cesaret alan Orta Doğu'daki ülkeler işte Suudi Arabistan böyle bir politika değişikliğine gidiyor olabilir. Veya bunu bir pazarlık konusu yaparak Veliaht Prens üzerindeki ka Kaşıkçı suikastı e, e, iddialarını ortadan kaldırmaya yönelik bir pazarlıkta olabilir. Evet bir, bir ihtimalde budur diyor Hulki Bey. Ee, pe